Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, es sei denn, außer wenn olasılık cümlelerini incelemek. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, es sei denn yapısına baktığımızda, außer wenn yapısına baktığımızda bunları wenn koşul cümlesiyle görüyor olacağız. Dolayısıyla bunun için olasılık ya da koşul da diyebiliriz. Dolayısıyla es sei denn denildiğinde ola ki gibi bir anlam barındırıyor. Außer wenn, bakın burada da gene bir koşul, bir olasılık söz konusu. Außer wenn şunu hariç tutuyoruz anlamında kullanılıyor. Ne demek istediğimi zaten cümleleri incelediğimizde daha iyi anlayacaksınız. Bunları arkadaşlar öncelikle bu iki olasılık ya da koşul cümlelerini wenn ile beraber bir inceleyelim. Ondan sonra arasındaki farkı bir görelim. Şimdi arkadaşlar ilk örneğe baktığımızda ilk örnekte ne diyor bize? Wir gehen morgen schwimmen. Bu herhalde bariz bir cümle, anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Biz yarın yüzmeye gidiyoruz değil mi? Wir gehen morgen schwimmen. Es regnet nicht den ganzen Tag. Den ganzen Tag, tüm gün. Ne olmuyor? Yağmur yağmıyor. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yaparım? Wenn'le beraber değil mi? Eğer yağmur yağmazsa, tüm gün eğer yağmur yağmazsa yüzmeye gidiyoruz anlamına gelen cümleyi oluşturalım. Bunu yaptığımızda wenn ile öncelikle bir oluşturalım. Wenn neydi? Bir koşul durumunda kullanılan bir yapıydı, öyle değil mi? Bunu ayrıntılı şekilde zaten wenn ile ilgili ders videosunda görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videosuna bir baksınlar. Onun ardından buraya gelsinler. Ama aradaki farkı görmek maksadıyla wenn, es sei denn ve außer wenn'i bir araya getirdik ki daha iyi bir çıkartalım bu yapıları. Şimdi ben diyeceğim ki biz yarın yüzmeye gidiyoruz eğer tüm gün yağmur yağmazsa. Değil mi? Eğer yağmur yağmazsa tüm gün ne yapıyoruz? Yüzmeye gidiyoruz. Ne yaparım ben cümlesi kurduğumda? Wir gehen morgen schwimmen. Aynı şekilde alıyorum, değil mi? Cümleyi koyuyorum, virgülle ayırıyorum ve wenn ile devam ediyorum. Bakın, wir gehen morgen schwimmen, wenn es nicht den ganzen Tag regnet. Bakın burada önemli olan bir nokta nicht. Eğer yağmur yağmazsa. Dolayısıyla ne yapıyorum burada? Nicht olumsuzluğunu kullanmam gerekiyor. Öyle değil mi? Eğer yağmur yağmazsa tüm gün ne yapıyoruz? Yüzmeye gidiyoruz değil mi? Burada bir koşul durumu söz konusu. Wir gehen morgen schwimmen, wenn es nicht den ganzen Tag regnet. Şimdi arkadaşlar gelin bunu es sei denn yapısı ile bir harmanlamaya çalışalım. Şimdi olayı öğrendik değil mi? Olay neymiş? Yağmur yağmazsa ne yapıyoruz? Yüzmeye gidiyoruz. Şimdi es sei denn ola ki diyeceğiz. Ne yapıyoruz? Bakın burada wir gehen morgen schwimmen. Bakın tıpkı wenn cümlesi kurar gibi ne yaptım? Wir gehen morgen schwimmen. Yarın ne yapıyoruz? Yüzmeye gidiyoruz. Ola ki es sei denn das. Bakın arkadaşlar, es sei denn'den hemen sonra das ile de ne yapıyorum bu? Bir sonraki cümleyi ne yapmış oluyorum? Katmış oluyorum. Çünkü burada ne yapmış oluyorum? Burada bir olasılıktan bahsediyorum. Olasılığımız ne? Yağmurun yağması. Ola ki deriz ya güzel Türkçe'de değil mi? Ola ki yarın yağmur yağmazsa yüzmeye gidiyoruz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Es sei denn das ist den ganzen Tag regnet. Bakın burada güzel Türkçemizden farklı olarak ne olmuş arkadaşlar? Pozitif bir cümle bu, farkındaysanız. Ne diyor? Yağmur yağarsa. Ancak burada şöyle bir anlam var. Eğer yağmur yağmazsa anlamı var. Ancak Almanca'da es sei denn das yapısı kullanıldığında ola ki yağmur yağar gibi kullanılıyor. Tabi biz bunu Türkçe'ye, Türkçe dil dinamiğinde düşündüğümüzde, ki doğru olan ve güzel olan da Türkçemizde değil mi? Olumsuzluğu kullanırız. Bu pekala mantıklı. Ancak Almanca'da es sei denn yapısı kullanıldığında burada bir olumsuz bir durum varsa, olumsuzluk ne? Yağmurun yağması. Dolayısıyla onu olumlu kılmış oluyorum. Yani zıttını almış oluyorum. Dolayısıyla ne diyorum? Wir gehen morgen schwimmen. Yarın ne yapıyoruz? Yüzmeye gidiyoruz. Ola ki es sei denn das ist den ganzen Tag regnet.
Ola ki yağmur yağarsa. Tabii Türkçe'de biraz mantıksız. Ama Almanca dil dinamiğine baktığımızda burada neyi kastetmiş oluyoruz? Burada bir olumsuzluk var dediğim gibi. Yağmur yağmazsa gideriz. Aslında wenn cümlesiyle aynı anlama gelmiş oluyor. Sadece ne yapmış oldum? Es sei denn das yapısını işin içerisine katmış oldum. Demek ki es sei denn das yapısı katıldığında ne yapmış oluyorum? Ben olumsuz olan şeyi olumlu bir şekilde formülize ediyorum ki anlam olarak gene aynı şeyi vermiş oluyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki wir gehen morgen schwimmen, es sei denn, dass es den ganzen Tag regnet. Bunu ben außer wenn şeklinde de yorumlayabilirim. Bakın burada herhangi bir anlam kayması yok arkadaşlar. Demek ki ben bunu wenn ile, es sei denn, dass ile, außer wenn ile de ne yapabiliyorum? Verebiliyorum. Şimdi gelin außer wenn yapısıyla bunu bir irdeleyelim, bir görelim. Ne yapıyorum? Bakın burada wir gehen morgen schwimmen. Yarın ne yapıyoruz? Yüzmeye gidiyoruz. Dikkat. Außer wenn es den ganzen Tag regnet. Es sei denn das ile gene aynı fonksiyonu var farkındaysanız. Bakın burada gene bir olumsuz durum var. Olumsuzluk ne? Yağmurun yağması. Yağmur yağmazsa ne olacak bu? Gidemeyeceğiz, yüzmeye gidemeyeceğiz, evde duracağız değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyor bakın burada olumsuz bir şeyi olumluymuş gibi gösteriyor. Yani durumu olumlu kılmış oluyor. Dediğim gibi Türkçe dil dinamiğine aykırı gelen bir durum Almanca'da söz konusu. Demek ki her ikisi pozitif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Diyoruz ki wir gehen morgen schwimmen, außer wenn es den ganzen Tag regnet. Ancak şöyle bir şeyden de çıkartabiliriz olayı. Außer hariç tutulursa demek. Außer wenn şu hariç olursa. Bakın burada bir olasılık, bir koşul söz konusu. Ola ki şöyle bir durum olursa bu durum olmayacak gibi kullanılıyor. Demek ki burada şöyle de formülize edebiliriz. Burada pozitif bir durum var. Ve ne yapmış oluyorum? Negatif bu durum ile ne yapmış oluyorum? Bunu dengelemiş oluyorum. Demek ki sebep sonuç şeklinde o ilişkiyi kurmuş oluyorum. Ne yapıyorum her halükarda? Burada bir olumsuzluk varsa olumlu olarak bunu çevirmiş oluyorum. Tabii şöyle bir durum da var. Eğer bu olumsuz olsaydı, yani nicht formu kullanılmış olsaydı bu sefer ne olacaktı? Bunu olumlu kılacaktık. Tam tersi de olabilirdi. Olumlu bir durumda ne yapacaktık? Bunu ya da tam tersi sürekli zıttını kullanmış olacaktık. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir gehen morgen schwimmen. Wir gehen morgen schwimmen. Es regnet nicht den ganzen Tag. Es regnet nicht den ganzen Tag. Wir gehen morgen schwimmen, wenn es nicht den ganzen Tag regnet. Wir gehen morgen schwimmen, wenn es nicht den ganzen Tag regnet. Wir gehen morgen schwimmen, es sei denn, dass es den ganzen Tag regnet. Wir gehen morgen schwimmen, es sei denn, dass es den ganzen Tag regnet. Wir gehen morgen schwimmen, außer wenn es den ganzen Tag regnet. Wir gehen morgen schwimmen, außer wenn es den ganzen Tag regnet. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Ich spiele morgen Fußball. Evet, bu da bariz bir cümle değil mi? Yarın ne yapıyorum? Futbol oynuyorum. Meine Freunde machen mit. Arkadaşlarım bakın burada ayrılabilir bir fiil var. Mitmachen neydi? Katılım göstermek değil mi? Benim arkadaşlarım katılıyor. Şimdi ben bu iki cümleyi arkadaşlar öncelikle wenn ile bir koşul cümlesiyle ne yapalım? Bir inceleyelim. Wenn cümlesine baktığımızda Ich spiele morgen Fußball, wenn meine Freunde mitmachen. Bakın buradaki koşulumuz ne? Yarın ne yapıyorum? Futbol oynuyorum değil mi? Eğer arkadaşlarım katılım gösterirse. Dolayısıyla bakın burada gayet olağan değil mi? Şu ana kadar wenn'le ilgili birçok cümle yapmıştık. Gayet olağan bir cümle. Ne yapıyorum? Futbol oynayacağım eğer arkadaşlarım katılım gösterirlerse. Değil mi? Ich spiele morgen Fußball, wenn meine Freunde mitmachen. Şimdi arkadaşlar aynı anlamı koruyup es sei denn yapısıyla
irdeleyecek olsak bu cümleyi ne olurdu? Bakalım. Ich spiele morgen Fußball. Gene aynı şekilde veriyorum. Şimdi es sei denn das ile birleştireceğim. Ich spiele morgen Fußball. Es sei denn das meine Freunde nicht mitkommen. Bakın az önce ne demiştim size? Tam tersini yapıyoruz demiştim değil mi? Dolayısıyla olumsuz bir durum varsa es sei denn, außer wenn kullanıldığında olumlandırıyorum. Olumlu noktaya getiriyorum değil mi? Ancak burada şimdi olumlu bir şey olduğundan dolayı ne yapıyorum arkadaşlar? Nicht ile dengelemiş oluyorum. Ne yapmış oluyorum o zaman? Gene wenn'deki ile anlam aynı. Dolayısıyla ben yarın futbola gidiyorum. Eğer ne yapıyorum değil mi? Yarın futbol oynayacağım. Eğer arkadaşlarım katılım gösterirlerse. Çünkü tek başıma oynayamayacağıma göre değil mi? Dolayısıyla arkadaşlarım gelirlerse eğer ne yapacağız? Futbol oynayacağız anlamı doğuyor. Bunun demek ki ne yapmış olurum? Es sei denn das ile zıttını kullanaraktan bu anlamı dengelemiş oluyorum. Dolayısıyla ich spiele morgen Fußball. Es sei denn das meine Freunde nicht mitkommen. Eğer ki arkadaşlarım gelmezse o zaman oynamayacağım anlamı doğuyor. Değil mi? Çünkü burada bir olasılık, bir koşul söz konusu. Aynı şeyi arkadaşlar außer wenn yapısıyla da kullanılabilir. Burada da herhangi bir anlam kayması yok. Wenn ile, es sei denn das ile, außer wenn ile dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlarda mutlaka o ters orantıyı iyi bir çözmemiz gerekiyor ki bunu kullanabilelim. Şimdi außer wenn yapısıyla bunu inceleyecek olursak. Ich spiele morgen Fußball, außer wenn meine Freunde nicht mitkommen. Yarın ne yapacağım? Futbol oynayacağım. Ola ki yani değil mi? Ola ki arkadaşım gelmezlerse ben futbol oynamayacağım demiş oluyoruz. Ich spiele morgen Fußball, außer wenn meine Freunde nicht mitkommen. Tabii burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz wenn cümlesinde olduğu gibi ayrılır mitmachen değil mi? Normalde ayrılabilir bir fiil. Bunlarda fark ettiysek arkadaşlar hep mastarda ve cümlenin sonunda olduğunu görüyoruz. Değil mi? Demek ki bunları ne yapıyoruz? Ayırmıyoruz. Mutlaka mastarda korumamız gerekiyor. Demek ki bu ufak ayrıntıları dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli olan demek ki neymiş arkadaşlar? Es sei denn das ve außer wenn kullanıldığında ters orantıyı çözmemiz. Demek ki olumlu bir şey varsa bunu olumsuzlukla birleştirip anlamlandırmak gerekiyormuş. Ancak wenn'de öyle bir kaygımız yok. Ne yapıyoruz? Orada bir düz bir orantı var değil mi? O olmazsa o olmaz, o olursa o olur şeklinde. Ancak burada durum öyle değil. Bu ufak nüanslara dikkat ettiğimizde emin olun işi çözmüş olacaksınız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Arkadaşlar bu telaffuz çalışmasını yapmadan önce şöyle bir gittim geldim. Uzaktan bakınca tabii insan daha bir farkına varıyor. Burada ben mitmachen'i kullandım. Ve sonrasında es sei denn ve außer wenn yapılarında da ne yapmışım? Mitkommen'i yazmışım. Ancak bakıldığında aynı anlama denk geliyor. Mitmachen neydi arkadaşlar? Katılım göstermek. Mitkommen de beraberinde gelmek. Dolayısıyla bu şekilde kalsın. Bir anlam karmaşasına mahal vermeyelim. Dilerseniz telaffuz çalışmasını şimdi yapalım. Ich spiele morgen Fußball. Ich spiele morgen Fußball. Meine Freunde machen mit. Meine Freunde machen mit. Ich spiele morgen Fußball, wenn meine Freunde mitmachen. Ich spiele morgen Fußball, wenn meine Freunde mitmachen. Ich spiele morgen Fußball, es sei denn, dass meine Freunde nicht mitkommen. Ich spiele morgen Fußball, es sei denn, dass meine Freunde nicht mitkommen. Ich spiele morgen Fußball, außer wenn meine Freunde nicht mitkommen. Ich spiele morgen Fußball, außer wenn meine Freunde nicht mitkommen. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Im Juli fliege ich nach Berlin. Evet, ne yapıyorum demek ki? Juli neydi? Temmuz ayında değil mi? Temmuz ayında Berlin'e uçuyorum diyor değil mi? Cümle. Im Juli fliege ich nach Berlin. Ich habe genug Geld. Genug Geld
yeteri kadar param var anlamına geliyor değil mi arkadaşlar? Ich habe genug Geld demek ki genug yeteri kadar anlamında. Şimdi bu iki cümleyi arkadaşlar öncelikle bir koşulla birleştirelim. Koşulumuz da wenn olsun. Ben bunu ne yapacağım şimdi? Temmuz ayında ne yapıyorum? Berlin'e uçuyorum. Eğer param yeteri kadar varsa diyeceğim değil mi? Wenn ile birleştirdiğimde ne yapıyorduk? Değil mi? Şöyle bir hatırlayalım ben de. Im Juli fliege ich nach Berlin, wenn ich genug Geld habe. Değil mi arkadaşlar? Eğer demek ki yeteri kadar param varsa ne yapıyorum? Temmuz ayında Berlin'e uçuyorum demiş oluyorum değil mi? Im Juli fliege ich nach Berlin, wenn ich genug Geld habe. Şimdi bu cümleyi, bu olasılık ya da koşul anlamına gelebilecek es sei denn ve außer wenn yapılarıyla bir inceleyelim. Bakın burada wenn'de bir düz orantı var değil mi? Ancak außer wenn ve es sei denn das da bir ters orantı var. Dolayısıyla o ters orantıya dikkat etmemiz lazım. Bakın burada olumlu bir cümle var. Ich habe genug Geld, yeteri kadar param var. Şimdi bunu olumsuza çevirmem lazım. Yani yeteri kadar param olmazsa şeklinde yorumlamam lazım. Dolayısıyla im Juli fliege ich nach Berlin. Aynı şekilde koruyorum cümlemi arkadaşlar. Es sei denn das ich nicht genug Geld habe. Yani değil mi? Burada ne yapmış oldum? Olumsuzlamış oldum. Ancak anlam itibariyle gene aynı anlama geliyor. Yeteri kadar param varsa Temmuz ayında Berlin'e uçuyorum demiş oluyorum değil mi? Bakın burada herhangi bir anlamda bir kayma söz konusu değil. Demek ki ne yapacakmışım her defasında? Daha önceden de söyledim değil mi? Es sei denn das ve außer wenn de tam zıttını kullanmam lazım. Demek ki olumluysa olumsuz, olumsuzsa olumlu. Okay. Ama baştaki cümle aynen kalıyor. Neyse o. Okay. Dolayısıyla im Juli fliege ich nach Berlin, es sei denn das ich nicht genug Geld habe demiş oluyorum. Außer wenn'de de durum aynı. Ne yapıyorum? Burada da gene bir ters oran söz konusu. Ne yapacağım? Ich habe genug Geld. Bunu olumsuzlayacağım. Ich habe nicht genug Geld şeklinde yorumlayacağım. Değil mi? O zaman ne olacak? Gene aynı cümleyi, baştaki cümleyi koruyorum. Ve diyeceğim ki im Juli fliege ich nach Berlin, außer wenn ich nicht genug Geld habe. Değil mi? Gene demek ki ne yapmış oluyorum? Außer wenn ve es sei denn das da aynı fonksiyonu, aynı cümle yapısını kurmuş oluyorum. Bu ters orantıya dikkat etmem gerekiyor. Demek ki außer wenn cümlesinde ne yapacakmışım? Im Juli fliege ich nach Berlin, außer wenn ich nicht genug Geld habe diyecekmişim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Im Juli fliege ich nach Berlin. Im Juli fliege ich nach Berlin. Ich habe genug Geld. Ich habe genug Geld. Im Juli fliege ich nach Berlin, wenn ich genug Geld habe. Im Juli fliege ich nach Berlin, wenn ich genug Geld habe. Im Juli fliege ich nach Berlin, es sei denn, dass ich nicht genug Geld habe. Im Juli fliege ich nach Berlin, es sei denn, dass ich nicht genug Geld habe. Im Juli fliege ich nach Berlin, außer wenn ich nicht genug Geld habe. Im Juli fliege ich nach Berlin, außer wenn ich nicht genug Geld habe. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde es sei denn das, außer wenn koşul olasılık yapılarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.